Senin aldığın bilgi, senin edindiğin kanaat, senin geliştirdiğin fikir, düşünce, korku, endişe, umut, arzu, istek ne varsa işin içinde büyük oranda artık senin değil. Amerikan başkan adayına suikast gerçekleşiyor. Ondan sonra dünyanın önemli çatışma alanlarındaki insanlara suikastlar gerçekleşiyor. Dünyanın çok önemli, herkesin gözünün önündeki bir bölgede binlerce insan öldürülüyor. İşte başka yerde bir savaş bilmem neyle devam ediyor. Bu bir gündem. Bu gündemin haricinde vergisinden, ekonomisine, yavaşlamasından bilmemesine bu bir gündem. Instagram'ın sürekli, kapatılması sürekli bir kriz. Şişmanlıyoruz, hareketsizleşiyoruz, yalnızlaşıyoruz, kafamız karışıyor, daha sağlıksız oluyoruz. Sevgili hocam, normalde ben bu programı neredeyse 5 seneyi geçtik. 6. seneye doğru gidiyor. Bu programla alakalı ana hikaye hep şakasını arkadaşlara da anlatıyorum. Aslında düşünsel anlamda zihinsel argemi seninle beraber konuşuyorum. Yani kafamdan geçenleri neler var neler yok bizi neler etkiliyor ne yapacağız. Ve bana sorsan Türkiye'de yaşayan ortalama 20'li yaşlardan 65-70'li yaşlara kadar aktif üretimin içinde olan 80'de olsa aktif üretimin içerisinde olan insanların bana ait gördüğüm yerden gündemleri var. Biz normal pratik hayatımızı etkileyen etkilerden daha çok kavramsal olarak bizi etkileyecek yakın süre içerisinde etkileyecek olan şeylerle zihnimizle, bu konuya nasıl yaklaşacağımızla, buraya nasıl düşünceler geliştireceğimizle alakalı içerikleri seçmeye çalışıyorum. Yani oraları belirlemeye çalışıyorum. Bana sorsan mesela neler var karşımızda? Mesela dev bir değişimi karşılayamama sorunumuz var. Türkiye'de de belirgin bir şekilde yaşıyoruz. Hani böyle deyince bu entel bir konuymuş gibi oldu. Hayır öyle değil yani pratik hayatımızı etkileyen bir sürü meslek yapı, içerik, nitelik değişti. Bizim sorunumuz değişimi kültürünü kuramadığımız için o kültüre, kültüre adaptasyon sorunlarımız var. Yani şey diye tarif etmiş geçenlerde birisi çok hoşuma gidiyor. Yani imajlarla gerçekler çatışması yaşıyoruz. Bizim kafamızdaki imaj bambaşka türlü aşağıdaki olan gelen sayıları ölçtüğümüzde bambaşka türlü birçok meslek grubunun içerisinde yapının içerisinde değişiyor. Bunun dijital adaptasyon tarafı da var. Sosyokültürel değişim tarafı da var. Bir grubun içerisinde sorarsan eğer işte atıyorum ay psikologlara da ben de çok güvenmiyorum bilmiyorum falan diye konuşur. Türkiye'nin ciddi bir kısmı psikolog. Yani hani ciddi sayıda meslek diye tanımlanan yapının içerisinde hani böyle zonklama diye tarif ediyorum onu. Bir zonklama etkisi var. Ya da başka bir katman. Türkiye çok hızlı bir reaksiyonla şişmanlayan ve yavaşlayan bir ülke. Oradan yepyeni problem havuzları geliyor. Yani hem yaşlanmasının getirdiği bir davranış değişimi, tercih değişimi var. Sermaye yaşlarının elinde birikiyor. Onun buradan akışıyla alakalı bir sürü davranış sorunları var e bir yandan da ciddi anlamda şişmanlıyoruz ülke olarak yani sayısal verileri gördüm. Gerçekten göz korkutacak, hani işi gücü bırakıp bununla ilgilen, ilgilense iyi olacak dediğimiz bir sorun havuzu, paketi var. E öte yandan gerçeklik olarak konuşuyoruz bunu yani çocuk diyor ki ben üniversite sınavına hazırlık periyoduna girdim, üniversite sınavına iki yıl var diyor. Çocuk neyi tercih edecek konusunda bir fikri yok. Sen de, ben de, sen bir akademisyen olarak hani ben de kabaca bunu dışarıdan gözleyen bir adam olarak adam üniversiteden mezun olduğu o meslek var mı, yok mu, olur mu, anlamlı mı, topluma faydası nedir falan. Hani kişilik değişiyor gibi bir problem havuzu. Ve, bu ve kadar... hayatını da orada tercih etmesini bekliyorsun çocuktan. Çocuktan yani hani ne yapacaksın işte orada stratejik tercihleri ne demek, işte kişisel tercihleri ne demek, ekonomik tercih ne demek falan bambaşka bir şeyler oluşuyor. Bu arada bilimde olan değişimler, yapay zekanın etki periyodu falan gibi bir gündem var. Ama bu gündeme biz yani, yani beraber konuşurken fiziken ben de yaşıyorum. Bu gündeme bir türlü vakit ayıramıyoruz. Devamlı buradan bir şey hani böyle kalemin ucuyla dürterek konuşan ya da parmağın ucuyla dürterek konuşan bir dayı tipi vardır ya. Pş pş baksana baksana bak bak ne diyeceğim bak bak ne diyeceğim falan de, denilen çok yoğun, ve artık fiziken bizi birinci derecede etkileyen bir başka gündem havuzu var. Yani Amerikan başkan adayına suikast gerçekleşiyor. Ondan sonra dünyanın önemli çatışma alanlarındaki insanlara suikastler gerçekleşiyor. Dünyanın çok önemli herkesin gözünün önündeki bir bölgede binlerce insan öldürülüyor. İşte başka yerde bir savaş bilmem neyle devam ediyor. Bu bir gündem. Bu gündemin haricinde vergisinden ekonomisine yavaşlamasından bilmemesine bu bir gündem. Instagramın kapatılması sürekli bir... kriz. Yani, yani sürekli kriz. Evet, yani eskiden bunun ayda birkaç tane olan ve alt gündemlerin gelişebildiği daha geniş zamanlı düşünebildiğimiz planlarımızın olduğu yerden yani geçtiğimiz bir iki ay tazik seviye. Önce şey dedim. Ben mi bugünlerde çok haber okuyorum ya? Hani beni hani şey gibi hissetmeye başladım kendimi. Deprem olduğunda öyle olur ya gözün haberlerden ayıramazsın. Yani çok için acır ve devamlı kafan orada kalır konuyla alakalı. Bugünlerde farkında olmadan böyle kaldığımızı fark ediyorum. Hepimiz olarak. Herkesin bir kendini tedirgin hissettiği bir bilmem ne baskısı var. Şimdi buradan sıyrılıp da buraya gelip hani buradaki geniş zaman konularından şöyle keyfe keder konuşamama sorunu yaşıyorum. Hani burada sorulacak tatlı tatlı bir sürü konu var yani. Bana sorsan mesela olimpiyatların içerisinde e, şu en son bizim e, madalya alan Kişinin gözlük kullanmaması, yes. Yusuf Dikeç'in aldığı madalyada onun gözlüksüz, karizmatik, eli cebinde bir şekilde alıyor olmasının hani dünyadaki kapladığı yer, bu transhümanizm konularını tekrar kafaya açıyor. Bir yandan yüzücüler süpersonik işte yüzücü kıyafetleri kullanıyor, koşucular özel ayakkabılar kullanıyor. Bu aslında transhümanizm diye bahsettiğim şeyin bir ucu mu başlıyor. Mesela bunu konuşsak bu acayip bir konu. Çünkü belli ki önümüzdeki 3 sene, 5 sene içerisinde hayatımızın içinde olacak başka biçimlerde. Ama bunu konuşmaya fırsatımız oluyor. Bu gündemin böyle mikron, 100.000'de Birlik bir birliği var. Vergi <laughs> var, vergi var, enflasyon var. E, hayatımızı etkileyen birinci derecede bir sürü işte sosyal medya mecraları kapanıyor, mapanıyor bilmem ne siyaseten hamleler oluyor bir, bir şeylerle beraber. Bu etkinin altında biz bununla nasıl yaklaşacağız ya da bu konuya nasıl bakacağız hikayesi? Senin de bir bakış açım var onu konuşalım istiyorum. Ben uzunca bir zamandır yazıp çizip konuşup her alanda bir şeyler denemiş birisi olarak bu tarz globali etkilediğini ve hepimizi tek tek etkilediğini düşündüğümüz konuların kalıcı olanına hiç rastlamadım. Mesela siyasette de uğraştığım bir dönem oldu. Türkiye'nin güncel Siyaseti diyelim ona yani siyaset bilimi değil de ne oluyor, ne bitiyor ya da çok baktım. Daha önce anlattım ya dergilere yazdığım siyasi yazıların 3 hafta sonra, 3 ay sonra hiçbir kıymetinin kalmadığını da çok müşahede ettim. Biz böyle şeyleri yani tırnak içinde dünyanın gündemine göre laylaylon mevzuları konuştuğumuzda en azından bir tane yorum oluyor her videonun altında. Ulan dünya yanıyor bunlar neler konuşuyor falan filan gibi. Yani sizi kastetmiyor. Onu yazan arkadaş şu anda bunu seyretmiyor. Merak etmeyin. Buraya kadar sıkılmıştır o. Doğru gibi gözüküyor. Yani bakınca hakikaten Amerikan başkanı bir söylemle geliyor. Küre ısınıyor. Vara vara oluyor. Yine bir salgın geliyor. Bak hayvan hakları da vardı arada. Ha, ha, evet evet mesela köpeklere ne yapacağız? Şimdi bu konular bizim dolaşımımıza sokulan konular. Biraz önce de sen giriş yaparken gerçek bazı sorunlardan bahsettin. Şişmanlıyoruz, hareketsizleşiyoruz, yalnızlaşıyoruz, kafamız karışıyor, daha sağlıksız oluyoruz, Çoklu rağmen yokluk çekiyoruz falan filan böyle bir gerçek durum var. Şimdi ben bu gündemlerin hepsine şöyle bakıyorum. Trump'ın suikastini Bodrum'dayken oldu ben. Üç gün sonra Substack'te bir gönderi vardı orada gördüm. Şey diyordu o da. Eğer şu anda Amerikan başkan adayına suikast düzenleneceğini bilmeyen az sayıda şanslı kişiden biriyseniz, İngilizceden Türkçe'ye tercüme ediyorum, ya laptopını denize atıp şu anda bir deniz kenarında dünyanın <laughs> güzelliklerini yaşayan ya da bilmem ne olan az sayıda kişiden birisiniz falan diye bir dönem Sen onlardan biriydin bu arada. <laughs> Google'a baktım gerçekten Donald Trump'a bir şey düzenlenmiş mesela o zaman anladım. Şimdi dedim ki yani bütün dünya şu anda bunu konuşuyor belli ki ben ilgilenmiyorum diye duracak değil ama bu biraz önce bahsettiğin gerçek sorunlar olan işte sağlığın bozulması, sosyal yapının bozulması, belirsizliklere, onlara bunlara. Ben mesela bu konuların hepsiyle ilgilensem ne faydası var? Ya mesela ben diyelim kişisel olarak o haberleri hep takip etsem, global trendlere göre gitsem, zaten bunların hepsinden sadece endişelenmem gerekiyor. Çünkü bir şey yapamıyorum. Mesela sokak hayvanlarını sevmek ya da sokak hayvanlarından rahatsız olmak noktasında bir yere konumlanmış olsam bile yani bu meseleyle ilgili tartışmaya katılmak o konuda çıkacak olan sonucu etkilemene de izin vermiyor. Bir kere rasyonel tartışma ortamı zaten yok. Her taraf, herkes bizim bir yerlerden bağırdığı bir minvalde. Bu gündemin esas işlevi aslında bu gerçek sorunları senin dediğin gibi konuşamaz hale gelmemiz. Yani sonucu bu bizim için. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Elbette ki bu haberler olacak. Elbette ki insanlar kendilerini birebir ilgilendiren şeylerden benden daha hızlı haberdar olma hakkına sahipler ama Birilerinin de gerçek gündemi ayık tutması lazım. Ben biraz burada kendimi TRT2 gibi konumlandırmak istiyorum. Yani herkesin pop arabesk çaldığı günlerde Türk sanat müziği, pazar konseri falan gibi şeyleri senelerce sürdürdükleri için çok şükür bu ülkede hala bir e, klasik müzik zevki, bir Türk musikisi arşivi, bir Anadolu türküleri e, hazinemiz var hala. Hala kulağımızda onun olmasının sebebi birilerinin böyle yapması. Medyanın bu kadar çeşitlendiği bir yerde TRT 2 dediğimizde o ne diye kimse sormadığına göre zaten bir yer kaplamış. Ha tabii ki. <gülüyor> abi, <gülüyor> çok önemli bir şey ya. Evet. Rahmetli ki, Hikmet Şimşek miydi o pazar konserinde sunan? <laughs> mesela bizim ya yani mesela çok sevmezdi bizimkiler ama bizim evin bir üyesiydi abi. O orada çıkardı pazar konserinde Çaykovski'nin Hedehüdösünü anlatırken ne diyor bu abi falan diye. Mesela bunu bir özel kanalda istihdam edemiyorsun. ya özel kanal o global gündemi takip etme şehveti üzerine kurulu bir şey. Şimdi bunu insanlar takip etsinler. Bunda bir sıkıntı yok. Ama buraya geliyorsa insanlar mesela bana geliyorlarsa, açık beyine geliyorlarsa bu insanlara benim bir şey vermem lazım. Şimdi inanmadığım bir şeyi veremem bu insanlara. Şunu yapabiliriz. Mesela seninle sokak hayvanları konusunu. Hakikaten birçok arkadaşım onu çok güzel yapıyor. Youtube'da da görüyorum. Noluna mıhına tartışıyor. Olasılıkları falan koyuyor ortaya. De biz bunu nerede konuşuyoruz abi? Yani bu, bu konu Türkiye'de tartışılıyor. Türkiye'de sadece iki grup var. İnsan düşmanlığını hayvanseverlik zanneden ve gerçekten psikopat bir başka kitle var. Bu iki kitlenin, küçük kitleler bunlar, onların bağırışları arasında biz şey seçmeye çalışıyoruz taraf ve bu ikisinden biri kazanacak. Aklı Selim'in kazanabileceği bir akılla yönetilen topluluk değiliz biz. Biz en fazla bağıran güruhun olduğu yerin maçı kazandığı bir taraftar kültürüyüz. Yani bunu nalına mıhına konuşmak gerekli olabilir, etkili değil. Dolayısıyla ben o konuda mesela harcadığım her türlü kurşunu gereksiz görüyorum. Sebebi de temelde başta söylediğim gibi Amerikan başkanına suikast. Bugün işte enflasyon. biz seninle yazar kasaların fırlatığı dönemlerde 80 ihtilalinde aradaki Tansu Çiller'in o enteresan döneminde bir sürü şeyi hatırlıyoruz mesela. Bunların illaki toplumsal dokumuzda bir etkileri oldu ama kişisel hayatımızda artık ne kadar yeri var bunların? Ya bize ne yaptı? O gün onları konuşmak bize ne kazandırdı mesela? Devamlı onlarla uğraşmak. Bak şimdi seninle, senle sohbet ederken aklıma gelen bir şey. Belki de buna birazcık bu yönden de, daha teknik başka bir yönden de bakabiliriz. Medya araçlarının çok çeşitlenip, çok hızlı bir şekilde e, aktif hayatımızın içerisine girdiği yerde üç şey iç içe karışmaya başlıyor. Medya aracının yani cep telefonunun üzerinden artık her tür medya organıyla ile direkt iletişim halindeyiz. E, birinci şey medya araçları bize ne veriyor? Eğlence veriyor. Yani ana yapısı. İkincisi gündem veriyor. Üçüncüsü bunu es geçmeyelim. Artık kullandığımız malzemelerin çok ciddi bir kısmı da aslında eğitim veriyor. Yani bize bir eğitim içeriği veriyor. Ben bunun şakasını yapıyorum ama gerçekten sarımsağı bütün YouTube da eğitim içeriğinin içine alacak. Yani o bir sana bilgi nitelikli bilgi tavsiyesi havuzu veriyor. Şimdi acaba eskisine oranla televizyonda biz akşamleyin eve gidince izleyebiliyorduk. Hani gün içerisinde televizyon izleme diye bir şey öğrenci değilsen ya da spesifik bir durumun yoksa yaptığın bir eylem değildi. Ama televizyondan medya araçlarının bu seviyeye geliyor olması acaba farkında olmadan gündem dediğimiz şeyin de çok aktif bir şekilde yoğunlaşarak ve marjinalleşerek bize yüksek oranda ulaşıyor olmasının etkisi olabilir mi mesela konuştuğumuz Yüksek ve filtrelenmiş olarak bize ulaşmasıyla ilgili. Şimdi eskiden Zaten ben eskiden yani bu sosyal medyalar şu haber alma karmaşası yokken de bunu lüzumsuz buluyordum. Şu anda daha lüzumsuz artı tehlikeli buluyorum gündem takip etmeyi. Neden? Daha önce sansür bölümünde seninle konuştuk. Elinde milyon milyar dolarlık bir iletişim teknolojisi, yazılımı bilmem nesi varsa Instagram gibi, X gibi vesaire. Bunlar üzerinden sen bir kar amacıyla hareket ediyorsan buradaki aksiyonu kendi başına bırakamazsın. Yani kar edebilecek olan şeyler düzenlenmiş olan şeylerdir. Doğalında doğa kar etmez yani. Medya çıkar grubundan ayrı olamaz. Olamaz. Yani öyle bir bağımsız medya Tabii diye bir şey. Ki. Yani sadece fotoğraf çekip kendine filtre uyguladığın yer bile buna dahildir. İşte Instagram niye kapandı, o sansürleme iddiaları bilmem ne. Artı diğer suçlarla ilgili bir sürü iddia var. Ama şunu bilmek lazım. Kullandığımız ve artık hangisinin kaynağı, hedefi, neresi ne birbirine ayırt edemediğimiz bir çorbanın içinde bunların hepsi bizi şu ya da bu şekilde yönlendirme amacı taşıyan algoritmalar ya da kişiler tarafından yönetiliyor daha ziyade algoritmalar. Dolayısıyla burada senin aldığın bilgi, senin edindiğin kanaat, senin geliştirdiğin fikir, düşünce, korku, endişe, umut, arzu, istek ne varsa işin içinde büyük oranda artık senin değil. Ya Türkiye'de Kamalacılarla Donald Trumpçılar var ya. Ya böyle bir şey var. Mesela insanların bazı konulardan çok net fikirler, bazı değil, hemen hemen her konuda fikirleri var. Mesela Trump mu iyi, Harris mi iyi bizim burada Mehmet amcanın fikri var. Niye var bu fikir? Bu fikir nereden geliyor? Hangi Washington Post'u okuyordu? Oradan görüş devşiriyor. Önüne bir şeyler düşüyor. Birileri bir şey diyor. O birilerinin bir şey demesinin sebep de onların önüne düşen bir şeyler. Ve biz bunlardan kanaat geliştiriyoruz. Ve bu bize çok dolu bir gündemmiş gibi geliyor. Ama bu gündem her zaman, bu arada bu yeni bir sorun değil abi. Değil, değil. İbni evet. Arabi'ye bak, efendim ta Aristo'ya bak. Ama. Hepsi diyor ki dünya esas şeyler önünde bir perdedir. Ya bu insanın genel bir sorunu zaten. Biz önü, burnumuzun ucuyla uğraşmayı o kadar seviyoruz ki engin ufuklar genellikle gözümüzden gizleniyor. Bugün bu daha çok büyük bir gerçek. Birilerinin, tekrar söyleyeyim bu gündemi lüzumsuz yapmak, naksetmek falan amacıyla konuşmuyorum ama birinin bir şey yapması lazım. Birinin devamlı hayrı, hakkı, güzeli, gerçek sorunu, gerçek çözümü hatırda tutacak bir aksiyon göstermesi lazım. Orada sürekliye ihtiyaç var. Bizim mesela açık beyin olarak en çok zorlandığımız alan burası. Çünkü gündem baskısı bizi de bir şeyler yapmaya itiyor. Sen mesela lay lay lon bir ülkede konuşulurmuş gibi algılanan konuları daha çok konuşuyorsun. Bir bizim konuştuğumuz şeyleri kişisel gelişim torbasına falan koyuyorlar. Bu çünkü o zihinler bu gündemle çalıştığı için, o etiketlerle işlediği için senin ne dediğini öyle algılıyorlar ama bunların hepsi ikinci önemde. Birincil önemde olan şey benim için şu. İnsanın gerçek derdi ne? Ben 52 senedir burada yaşıyorum. 52 senede ben ne dertler gördüm. Akşam yürüyüş yaparken darbe oldu lan. Daha ne olsun yani? Tabii jet uçakları bilmem ne tepemizden helikopterler ateş etti. Hiçbir değişiklik olmadı aslında hayatımızda. O anda çok büyüktü. Hala işte her 15 Temmuz'da hörü hörü yapıyoruz ama o kadar küçük bir şey ki nerede benim bireysel hayatımda? Mesela şimdi bu toplumun seçilmiş travmaya da zaferler arasında yerini aldı o. Kimisi bayram olarak kutluyor, kimisi beğenmiyor falan filan neyse. Toplumsal olarak öyle ama kişisel hayata bakalım abi. Biz bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Ve bu hayatta gerçekten yapmamız gereken bir şey var. Biraz yunkçu oldum ama yani bir insanı bu dünyadan geçiş sebebi kendini gerçekleştirmek. Tamam siyasetle ilgilen, ekonomiyle ilgilen, onunla ilgilen, hobi olarak gene ilgilen. Ama hareket ediyor musun? Eşine dostuna faydan var mı? Gerçekten mutlu musun? Tam hissediyor musun? Gittiğin yolun doğruluğu yanlışlığı hakkında ne düşünüyorsun? Önümüzdeki 20 sene içinde kendini nerede görüyorsun? Dünkü kendinle kıyaslayınca bugün kendin nasıl gözüküyor? Yani bu sorunlardan seni uzaklaştıran her şey uzun vadede zehir. Ama yani demiyorum ki o zehiri kullanmayın. Siz gene için. Keyfinize bakın. Ama arada bir de yani gözümüzü böyle biraz kendinize çevirin diyen birine ihtiyaç var. Yoksa bu gündemlerin hepsi abi tabii ki yurt dışından 30 eurodan fazla bilmem ne getiremiyormuşuz artık gümrüğe giriyormuş. Şimdi tepem attı. Yani ben bunu sevmedim mesela. Ama ne yapayım? Sokağa çıkıp tepineyim, bağırayım mı ya? Yani bu mesela böyle bir şeyin bana bireysel olarak artısı ne? Şunu da biliyorsam, yani bu ülkede ben bunlardan 150, 200 tane gördüm şimdiye kadar bu tip. Böyle kriz dönemi yönetim tedbirleri ya da işte bir aklı evvel yapılan bir sürü şey gördüm. Bir kısmı kalıcı oldu ve alıştık. Bir kısmı hemen sonra vazgeçildi, kayboldu, gitti. Ve hiçbiri şu anda reel olarak benim hayatım etkilemiyor. Bu tarz kararlarda etkin rol ya da işte ne bileyim bir oy fonksiyonuyla bir rol sahibi ya da kamuoyunu etkileyen bir pozisyon olarak bir rol sahibi değiliz diyorsun. Ee, yani bu tarz kararların bu, e, işte, bu tarz kararlarda oynattırıldığımız için gerçek rol sahibi olduğumuz yerden rol çalınıyor diyorum. Biz gerçek rol sahibi olduğumuz bir yer var, kendi hayatımız, yakın çevremizdeki insanların hayatı. Onu bırakıp. Yani şu biricik hayatın anlamını, yönünü, rotasını bırakıp hiçbir etkimiz ve yetkimiz olmayan alanlarda güç sarf ettiriliyoruz. Daha önce seninle konuştuk hatırla. Daire metaforu kullanmıştık. Dar Hatta daire ya. en çok iktidarın olan daire. Genişledikçe o daireler senin gücün düşüyor. Yetki alanın azalıyor. Haberdar oluyorsun. Evet oraya karşı bir sorumluluğun var. Ama çoğu zaman büyük dairedeki sorumluluğun şu. Ha öyle mi olmuş? Ben şu dar dairede o zaman bunu yapayım. Yani önce odamı toplayayım, önce çoluğumu çocuğumu güvenceye alayım, önce aklımı kullanayım da işte şu adımı atayım. Ama Trump hani böyle yaptılar, Harris daha güzel. Bu değil ki konu. Yani bunu istediğin kadar konuş. O kendi dar dairende, kendi öz merkezinde bir şeye sebep olmuyor bunlar. Olmayınca da boş iş abi. Bu boş iş dünyanın işi. Ona itirazım yok. Dünyanın kurgulanması bu şekilde. Biz insanlar seviyoruz böyle oynamaları. Yani biraz önce seninle üç para maç yaptık. Mesela masanın üstünde. O da boş iş ama onun da bir yeri var. O da bir eğlence. Ama sabah akşam o üç para maçı yaparsak, yemeden içmeden kesilirsek, çoluğu çocuğu ihmal edersek ne oluyor? Buna hastalık diyorlar değil mi? Bu dünyanın hali şu anda bence böyle ve birilerinin tekrar söylüyorum bunu sürekli gündemde tutması lazım. Akıntıya karşı kürek çekiyoruz gibi geliyor sana da çoğu zaman. Bana da bazen öyle geliyor. Ama kendi akışını yaratmak için bazen akıntıyla boğuşacaksın yani. Bu tarz yaptığımız sohbetin gerek içe dönük gerek dışa dönük olsun. Bu kendini bilmeyle aslında işin özü, anlattığın hikayenin özü. Ya benim derdim o yani. Evet. Başkası kendini buna katılmayabilir. Bir, 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 ha bizim... bu arada bak Aga Aydın'ı getirip tutursak buraya şimdi kızar bana. Çünkü der ki sistem düzelmeden. Doğru. Şimdi öyle bakınca doğru da. Bak burada bunu... debelenince düzeltiyor muyuz yani onu evet, ya. Yani. Şimdi ama burada böyle bir sorun var. Yani bazen bu gerekiyor ya da bazı tavırları bir yerden almak gerekiyor. Ben bunu mimaride fark etmiştim. Ben yani ilk defa bir mimarla beraber masada çalışıyorken, bu danışmanlık işlerinin içerisindeyken şeyi fark ettim. Şunu anlatıyor adam. Diyor ki bak biz yaşam şekillendiriyoruz. Ben mutfağı ne büyüklükte ve nerede yaparsam aileyle alakalı mutluluk kavramında ya da pratiklikte ya da Fazla gıda harcanıp az harcanmasının kültüründe etkide bulunuyorum diyor. Benim düşünme tarzımı belirliyor mimar. Oturduğum ev Aynen gibi, öyle. Mesela ortak alanlı üzerinde öğlenliğin uyku uyunabilecek bir divan koyarsan mutfağa bambaşka bir ev oluyor orası. Mutfağa dikine sadece işlem yapılabilir bir yer yaparsam bambaşka oluyor. Ya da Fransa'da olduğu gibi mutfağı işlevsizleştirirsen bambaşka bir ev oluyor orası. Gerçekten hani yaşadığın bölgeye göre değişiyor. Şimdi burada sistemle ilişkimiz de biraz böyle ama. Yani birinin bir mimarın bizim yaşamımızın biçimini şekillendirdiğini bu kararlarla bu işlerle de birazcık fark etmek de gerekiyor benim burada bir, bir çok bir... güzel söylüyorsun işte mesela o bak o farkındalıkta da ben bu, senin verdiğin örnekte şunu duyuyorum. Bize bir ortam yapılıyor. Biz diyoruz ki o kanepeyi oraya koymuşlar. O kanepeyi oraya koymuş. Niye o kanepeyi oraya? O kanepe orada olmaz ki o kanepe. La çek la o kanepeyi. Bir şey yap. Ya da kanepeden konuşmayı bırak düzeltebileceğim bir şeyler tamam. var. Şikayet havuzu hani ha, bambaşka. Ya yani, abi ya, yani hiç mesela erişemeyeceğin bu duvarı niye bu kadar yüksek yapmışlar? Baba taşın o zaman. Yani o duvarın boyutu değişmiyorsa değiştiremiyorsan ara katta bir yerde oturuyorsan mesela. <laughs> yani kavga edeceğin şeyi akıllıca seçmek yerine gündemden ne gelirse yapayım demek bana açık büfede birinci sıradan başlayıp son sıraya kadar her şeyi yemek gibi geliyor. Yani Yemekte de bir seçki var ya. Bak bu konuyu konuşmak, konuşmanın ne kadar zor olması. Bu konu hep şunu istiyor. Abi bunlar aptal, bunlar akıllı istiyor. Evet, bu konuşman. aynen öyle. Şimdi bu halbuki ikimizin de fikri bunları tümü aptal üzerine kurulu. Yani hani bu iyi, bu kötü yani hani bu iyi, bu kötü diye işaret etmeden sistemi anlayarak tarif etmeyle alakalı. Şimdi sistemi anlayarak tarif etme de gittikçe daha zorlaşıyor ya da komplike hale geliyor ya da söylediklerimiz tatavaymış gibi görünüyor. Bir şey. Şöyle sistemi anlamak dediğimizde mesela ben bazen üzülüyorum. Gerçekten uzman insanlar konuşuyorlar. Uzun uzun ekonomi şöyle olmalı işte bilmem devlet böyle olmalı en iyi yönetim sistemi budur. Bir şey anlatıyorlar mesela. Ya anlattıkları sistem dışarıda yani insan dışı doğada 3,5 milyar yıldır o kadar güzel işliyor ki mesela bir şeye varmaya çalışıyor. Kimse dönüp oraya bakmıyor. Böyle hep insan fikirlerini eze eze o ona bu buna adam senelerce dirsek çürütmüş falan filan ve konuştuğu şey belki 10 yıl sonra belki 10 saat sonra tamamen işlevsiz olacak ve zihnimizden silinecek. Abi bunun için mi? Yani bizim ana problemimiz bu mu? Şimdi teknik olarak şirket nasıl yönetilir, devlet nasıl yapılır bilmem ne. Tabii teorilerimiz olsun. Birisi otursun bunlarla çalışsın. Ne bileyim bir akiliyet gelsin oradan bir yöntem çıkarsın buna eyvallahım da. Ya o uzman arkadaş televizyonda bunun için konuşmuyor. Sana bana konuşuyor. Yani ben evinde oturan akademisyen, doktor, ne bileyim terlik ustası bir bir şey neysem artık. Böyle izliyorum saatlerce. Niye izliyorum ben o adamı? O adamın uzmanı yazık değil mi? Yani onun harcadığı kelimeye, benim harcadığım nöronal enerjiye. Söylemeye çalıştığım şey hayat çok bireysel. Global sorunları zaten herkes konuşuyor. Çok güzel uzmanlarımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. Fakat ben gerçekten sıkıldım. Ben o gündemi yani samimi olarak ilgilenmiyorum. Şu anda mesela gerçekten yaptığım hiçbir işten ben çok uzun süredir maaşlı da çalışmayan bir insanım. Müthiş zarar ediyorum. Vergi denen şey ne kadar acayip <laughs> bir şeymiş onu öğreniyorum. Yani abi... İşkence gibi mesela Türkiye'de yaratıcı bir iş yapmak, Türkiye'de böyle kafalar toplansın bir şey üretelim falan demek. Yani hakikaten çorap falan satmıyorsan Türkiye'de hayatta kalmak çok zor çünkü çorabı herkes almak zorunda biliyorum yani. Ama bu benim olayım değil. Yani benim olayım zorluk morluk onu aşmaya çalışarak ana gündemi unutmamak. Yani ana gittiğim bir yer var. Şimdi bir ara bir büyüğüm bana şey demişti, bak demişti sen senin yaptığın iş şöyle bir şey. Sen ne zaman ki insanlara faydayı düşünürsün? hem ilerleme kaydedirsen ve kaydedersin hem para kazanırsın hem iyi bilinirsin. Ama ne zaman ki gelecek endişesine düşer de para kazanmayı odaklanırsan itibar kaybedersin, para kaybedersin ve kendini de sevmezsin. Mesela bu uyarı yıllardır benim kafama yerleşti ve gerçekten çalışıyor. Sorduğun sorunun bendeki karşılığı buradan geliyor. Ben gerçekten ne yaparak katkı verebilirim? Demirtaş olsaydım mesela değil mi? Bir ekonomist olsaydım. Valla ben de muhtemelen oradan konuşacaktım. Ama ben o konuyu bilmiyorum. Benim bildiğim bir yer var. İnsanın gerçek problemi bedeninin yaklaşık bir metre dışında bitiyor. Yani bedenin bir metre dışında çok bir problemin yok. Esas mesele burada ve daha da içeride. Birinde bunu hatırlatması lazım abi. Az önce terlik tamircisi diye bestek kullandığı kullandın ya. He öyle nereden buldum bilmiyorum ama sevdim bunu. Ben geçtiğimiz bir yıl boyunca düzenli olarak böyle bir birkaç haftada bir haftada bir avcılara gittim. Avcılarda taksiye biniyorum o bölgede. Nedenini bilmediğim bir şekilde sıklıkla eskiden ayakkabı ustası ve terlik ustası olan insanlar taksi kullanıyorlar. Ha, Üç artık, defanın üzerinde rastladım. Artık, artık yok değil mi öyle bir şey? yani? <laughs> gittikçe o meslek yapısı çok fabrikalaşıyor. Fabrikalaştıkça o nitelikli alt meslek grubu gittikçe azalıyor. Bir de orada da galiba son 5 yıl içerisinde önemli kritik bir değişik ol, değişim olmuş ki ciddi sayıda insan şeyin dışında kalmış, o mesleğin dışında kalmış. Onlar, onlarla taksici olarak tanıştılar. O yüzden çok tuhaf ayakkabı tabanlıkları, dikiş ve benzeri şeylerle alakalı genel kültürüm var. <laughs> ben ayakkabıcının yanında çok yani staj demeyelim ona da gidip yanında çok durmuşluğum var bir yapıştırıcı kokusunu çok severim. Muhtemelen balici olabilirdim yani erken dönemde. Az izin versem diyorsun. <laughs> Ama şey o böyle yani o tamir mamir etme işini çok severdim. Geçenlerde aklıma geldi. Çok sevdiğim bir spor ayakkabı mesela kenar dikişi açılmış. Estetik nedenlerle de giyemiyorsun onu. Yaptırabileceğim kimse yok. Onu yapmazlar ki al yenisini diyecekler. Yani o kültür mesela kalmamış. Mesela bu benim hemen televizyonda şikayet ediyor. Artık kullanıp atıyoruz ortalığı çok kirletiyor. Abi benim bunun üzerine düşünerek Baba ayakkabı tamirciliği bile bitti. Sen ne durumdasın? Benim buraya geçmem lazım. Yani kendime dönüp bir bakmam lazım. Buradan bir ders çıkarmam Buradan lazım. ama mesela olan ayakkabı tamirci ayakkabı tamircilerini desteklemek mi gerekiyor? Bitmesini kabullenmek mi gerekiyor? Ben yani, olan her şeyi kabul ediyorum zaten politik evet, ama olanı evet. kabulleneceksin. Trump'ı da kabulleneceksin. <laughs> Efendimiz küresel iklim değişikliğinde. Bak daha evvel anlatmış olabilirim. Rahmetli Viktor Ananias'la Yaşam Okulu'ndaki ilk dersimizden önce. Yaşam Okulu ilk kez açılıyor 2010 senesinde. Sohbet ediyoruz. Ee, sohbette konu nükleer enerjiye geldi. Aramızda nükleer enerji kardeşleri var, yandaşları var. Ben yandaşım. Argümanım da her gün tavuk yiyeceksen nükleer enerji olmak zorunda. Biri diyor ki hayır diyor hem tavuk yemeyelim hem şey. Ya, adam tavuk yemekten nasıl menajik bunu tartışıyoruz. Sonra Viktor'a döndük. Viktor hiç konuşmuyor. O böyle enteresan bir tipti zaten. Ee, Gandhi gibi bir şey. Ona döndük. Di mi dedim ben herhalde bir şeyin sonunda. Viktor ağzını açtı konuşacak belli. Ona döndük. Bir sessizlik oldu. Yaklaşık 10-15 saniye sürmüş olabilir. Dedi ki nükleer enerji, nükleer santraller olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Biz burada ne yapacağız? Ona bak. Ulan dedim bu adam aydınlanmış bir adam. <laughs> Çünkü gerçekten biz orada şeyde Kaz Dağı'nın tepesinde, Çamtepe Yaşam Merkezi'nde niye birbirimizi yiyoruz ki? Mesela bizim yapmamız gereken şey, bunu söyleyen arkadaş ne yapıyor? Et yemiyor, kendi çatal kaşığından başka bir şey kullanmıyor. Neredeyse sıfır çöple yaşıyor. Ve bu adamın umurunda değil enerji. Olsa da olur, olur Ama diyor ki ben böyle yaşamak zorundayım. Ben bu disipline enerji harcıyorum. O yüzden de çok yorucu bir hayat olduğu için 41 yaşında muhtemelen gitti. Yani bu sistem içerisinde kendisine fikslenmenin ne kadar bilgelik getirici bir şey olduğunu ben çok örneğini gördüm. Ve o yüzden de ne oluyorsa oluyor bir sebeple. Ben burayı ben yapmadım yani bu sistemi. İçinde buldum kendimi. Benim görevim izlemek ve anlamak. Burada burada tabii sohbetin temel amacı hafif hafif sapıyor ama hani belki yani bir ben, ben olunca böyle oluyor biliyorsun. Ha, bir sonrasında belki gebe bir e, şey bırakır diye. Bu arada şikayet edeceğim size. Mustafa Can beni hep şeyle suçluyor. Biz bir spesifik konu konuşurken sen o sürekli <laughs> geniş zaman alıyorsun diye. Gönlüm geniş ne yapayım? Yani geniş zaman. E, olanı karşılamayla alakalı çok her fikrim. Yani gerçekliği değiştirmek. Bu Burada geniş... sende de böyle bir şey var. E, sende de böyle o, bir şey bu, Ben geçmişte, ben geçmişte hata bile olmadığını düşünürüm. Yani geçmiş hatayla algılanabilir zihin değil. Tecrübeyle algılanır. Yani geçmişe o yüzden hatmetmek eğlencelidir ama hata zihniyle değil. Yani anlama zihniyle. Ama ben geleceğin değiştirilebileceğini, yani önümüzdeki ola gelenlerde bir etkimiz olduğunu, bu etkinin eski yöntemlerle işlemediğini, çünkü birçok şey değişti hayatımızda. Değişen yeni yapıya göre yeni etkileyebilecek sosyal unsurlar, biçimler, yapılar oluşturmak gerekli. Bunu sadece klavyede Twitter'a bir şey yazdım da olmuyor. Yani o değil. Hani hayatta evet tamam olduğu yerde doğru doldurmak gerekiyor ama biz yani hele sen bu konuyla alakalı yani çok güçlü bir bilgi network ağının merkezindesin. çok ciddi sayıda insan birçok konuyla alakalı gözün ucuyla Sinan Hoca ne diyor acaba diye bakıyor. Bu etkinin içerisinde ve bizim dünyanın en büyük organları da şirketlerde, devletlerde bunlar sosyal organlar. içindeki müştekil insanlarla anlamlı. Onlara rağmen bir şey yapma diye bir şey yok. Bunlar hep geçici hareketler yani. Onlarla beraber bir şey yapma e eylemi kendisi. E onların ne düşündüğü, ne yaptığının belirleyici faktörü olarak da bir miktar geleceğe dair bir şeyle ilgili öngörüde bulunmak, tercihte bulunmak. Muhakkak lazım. Bir tek şunu hatırlatayım. Yani bu kadar konuşurken bu gündemleri çok gömdüm mömdüm bilmem ne ama yani o bahsettiğin öngörü yapabilmek için zaten kulağın açık olması lazım. Ne olduğuna bakmak lazım. Fakat bu gündemlerin şöyle bir sıkıntısı var. Şu anda herkese kullanabileceği bir ölçek verebilirim. Yani gerçekten haber alırken manipüle mi oluyorlar yoksa ki gündemi takip mi ediyorlar? Bunu ayırmanın çok kolay bir yolu var. Dünyadaki herhangi bir insan, inanç ya da coğrafi grubu Kesin kötü, pis, iğrenç ya da muhteşem haklı mazlum falan gibi görüyorsanız manipülasyon yiyorsunuz. Melek ve şeytan yok. Onlar kurgusal varlıklar ve dikkat edin, biri melek, biri emekli me me melek, yani eski melek. Bunlar insan değiller. Dolayısıyla bütün dini anlatılardan bile bakarsanız insan melek ya da şeytan değil. Biz birilerini mutlak iyi, birilerini mutlak kötü. Birilerini düşman, birini kurtarıcı olarak görmeye başlamışsak ağır manipülasyon yiyoruz. Hızla detoks tavsiye ediyorum. Evet. Bir daha evet. kenarına atın kendinizi, kapatın telefonu, telefonu. Sadece havuç suyu için circler olun, mis gibi temiz. Hadi buraya ben de bir tane eklemiş olayım. Ee, önünüzde iki seçenek varsa ya, aynı şey. <laughs> evet. Aynı aynı hikaye. Konu iki seçenekli ise kesinlikle manipüle ediliyorsun. Yani kesin çünkü yani şu anda toplumsal anlamda üzerine konuşabileceğimiz her konu en az 7-8 seçenekli ve üzerinde. 7-8 ayrı değişkeni etkisi bilmemesine. İşte gündeminde var. becerdiği şey bu. Kalabalıklara ya o ya bu, <laughs> kapışın, kapışın Oradan da birileri mal satıyor arkadaşlar. Evet, yani. mal satıyor, fikir satıyor, ne bileyim, bir kabulleniş satıyor. Bir şeylere dönüştürüyor. Evet, yani Bilmiyorum, bu benim, istediğin bu benim... gibi oldum ama bu bizim dertli olduğumuz bir <laughs> Evet, tarım. evet. Yani bu bu gerçek hocalar bir konuydu bu arada. Biraz olduk yani. Bana hani. önce dedik bunu konuşalım. Yani çünkü anlaşamıyoruz baktık. Bilmiyorum nasıl oldu. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>